Sen ne kadar düşünüyorsun? İstersen var paket. Var mı? Tamam. Böyle bakıyoruz da merak ettim, hoşuma gitti. Efendim. Eminönü'ndeyim. Bu hedef kitle tarafına Almanya Dach bölgesi yazıp bunları paylaşır mısın? Eminönü'ndeyim. İstanbulluların toksik ilişkisi gibi düşünün. Gelmek istemiyorsunuz, gelince kayboluyorsunuz ama aradığınız her şey de burada. Malum, ürünleri almak için ben de bugün buradayım. Günün hangi saatinde geldiğinizin hiçbir önemi yok. Kalabalıklarda kaybolacaksınız. İnanın ben de çok yoruldum. Araştırdığımda benim gibi girişimcilerin alışveriş yaptığı bir han olduğunu duymuştum. Sonrası zaten çorap sokuyor gibi geldi. Tamam. Bunlar? 60 tane ne kadar olur? Böyle uygun fiyatla önerebileceğiniz bileklik var mı? 40 lira yok. Yok. 40 hangisiydi? İçerikler var. Tamam. Şu var 35 lira. Yani yapıyor. 2100 lira yapıyor. 2100 indirin. Tamam. Tamam abi, çok teşekkür ederiz. İçeri girdiğimde bu kadar alternatifle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. O kadar fazla takı toplantısı vardı ki. Ben de dükkan dükkan gezdim. Model çok. Adet azalacaksın ki tamam. Riski düşüreceğiz. Mesela buradan bakabilirsin. Burada mesela bizim 100'e yakın modelimiz var. Hı hı. Beğendiğin modelleri ya da bizim önerdiğimiz modellerden 3'er 3'er alırsın. Sonra ilerlemeyi şöyle yapacağız. Sattığına göre yönlendireceğiz. Olur, olur, süper olur. Daha tamam. Kolay olur. En çok satan şey küpe. Evet, evet. Ne kadar peki fiyatları ortalama? Şu üst sıra 75, şu sıra 50'ye gelir. Şunun altı tamamı 50'dir. Garantisi şudur. Ürünlerin iğnedir, çeliktir. Hı hı. Alerji yapmaz. Çok iyi. Anti alerji yazabilirsin. Çok bazen fiyatları, ederim. Bazen ürünleri beğenmedim. Yoruldum da tabii. Ama herkes o kadar yardıma açıktı ki. Beni hiç beklemediğim kadar yönlendirdiler. Yorgunluğumu gidermek için alo diyerek kendisine kahve için bir sipariş verdim. Peki şimdi biz böyle bir ürün gamı düşünüyoruz. İşte kolye, küpe, yüzük, bileklik. Burada önerdiğiniz bir şey var mı sizin? Daha hızlı olan bileklik değil, kolye ve küpe. Niye? Hı hı. Bileklik çok gözükmüyor. Yani kışlık ürünü giysilerimizi giydiğim için küpe ön plana çıkıyor. Bir de kolye ön plana çıkıyor. Tamam. Küpe ve kolye. Sizin var mı burada dükkanınız? Burada yok. Ben Karadeniz'den geliyorum. Trabzon'dan. Aa, tabii. Buraya ürün almaya mı geliyorsunuz? Ürün almaya geliyorum ama yani böyle çok sıcak. Her hafta buradayım. Bujiteri demek sürekli nabız yoklamak demek. Sizin orada dükkan mı var yoksa e-ticaret siteniz yok, mi var? Yok, dükkanım var. Ben dükkanımı arıyorum. Online satışım yok benim. Düşünüyor musunuz? Yok, düşünmüyorum. Düşünüyorsanız biz e-ticaret altyapı şirketiyiz aslında. Evet. Orada bir konuşabiliriz. Ekiple de sizi görüştürebiliriz. Olabilir. Gerçekten. Olabilir. Ben numaranızı alabilirim. Tamam. Kanalın mı benim mi? Mailin. Mailin. Evet. Tamam, tamam, geliyorum. Tamam. Böyle fiyat performans bir şeyler arıyorum aslında. Mesela ne kadar? Yani 50 lira gibi. Bizde ortalama 95'ten, hmm. 90'dan başlayıp 200. Bu daha minimal bir şeyler galiba, daha anladım. Böyle daha günlük tarzda kullanabileceğimiz bir şeyler arıyoruz bizde. Hepsini tek başına mı yapıyorsun? Hiç tek yardım almıyor musun kimseden? Hiç kimseden yardım almıyorum. Yani bazen yok, çocuklarım, sana. Şu dizi medyada falan çocuklarım yardım ediyor bazen. Çok güzel. Kaç yaşındasın? 60 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun. Kıyor musun senin güzelliğin? İçerikler çok kalitelidir. Tamam. Ne kadar peki fiyatları? 45 lira bunlar. Tamam. Şunlar 60 TL mesela baktıklarım. Bunlar kaliteli çok güzeldir. Onlar ne kadar? 45 TL. 45 TL. Kaç yıl kararımı yapmaz? Kaliteli çok güzel. Onlar ne kadar? 60 TL. 60 TL. 60 TL. Şunlar 50 TL.
Tamam. Şunlar 35 TL. Peki toplu alımda indirim. Ya. Gerçekten evet. Bunlar da mı 35 peki? Aa, bunlar çok güzelmiş. Alsak mı ya? Alalım bence. Ben belirleyeyim ürünleri olmadı. Alıyorum galiba. Daha da bakayım mı? 5 yıldızlısına. Çift yönümlü. Aa, bunda çok güzel. Çok güzel. Tamam, güzelmiş. Bunun kalbi var. Bunun yıldızını da alabilir miyim? Şurada yıldızı. Sarı beyaz bir tane verelim. Beyaz olsun. Bunlar? Ama çok tavsiye etmiyorum. Tamam. Ben buna bayıldım. Ben bunu alacağım. Ben bir de bundan alacağım. Aa, evet tamam, bundan alayım ben. Tamam, bunu alayım. Bunu da alayım. Sarısı beyazı, bir de incisi var. Şu ufa. Benim en sevdiğim küpe. Bence oldu. Tamam. Bayağı oldu. Oldu. Yirmiye yakın farklı model küpe. Bunun çekim mekimi çok güzel olacak ya. Şimdi güzel bir model de bakarız. Sen de perakende yapacaksın değil mi? Perakende. Instagram falan da olsa başka yerden... Direkt e-ticaret sitesi açacağım kendime. Aynen. Umarım iyi olur. Umarız. En sevmediğim yere geldik. Para vereceğim. Para vereceğim. 3600 olmuş. 3600 seviyorum. Tamam. Yani bir sade bir fotoğraf çekme ama şey yap mesela genelde. Bildiğin stüdyoda modelle çekilir. Yani model fotoğraf. Gibi. O çok güzel olur hem de. Değil mi? Harika olur. Bir de gündemi takip et. Tamam. Ne satıyor, tamam. Ne gidiyor, ne moda. Çok önemli bizim işte. Tamamdır. Tamam. Çok memnun oldum. Rica görüşmek ederim. Üzere. Daha çok memnun oldum. Sen de kendine iyi bak. Tekrardan umarım iyi olur. Çok sağ ol. İyi günlerle kullan. I'll do better than my best. I have confidence they'll put me to the test, but I'll make them see I have confidence. Gün yorucuydu. Belki de yorucu olan bahsettiğim kalabalık değil, kafamdaki puzzle'ı tamamlamaktı. Puzzle tamam, heyecanlı olmaya devam edebilirim. Her şeyi kaybedebilirsin. Yani yanlış ürün olabilir, yanlış müşteri profiline hitap etmeye çalışabilirsin, yanlış reklam mecralarını kullanabilirsin. Bunların hepsini kaybedebilirsin ama kaybetmemen gereken tek şey o inanç ve umut. İnsanlarda farkındalık ve senin markanı keşfetmelerini en uygun fiyata, en akıllı şekilde sağlayamazsan onlar alışveriş yapamaz. Yani seni bilmeyen biri nasıl alışveriş yapacak? Evet. Burada seni bilmelerinin en güzel yollarından biri de işte yaratıcı içerik. Yani içerik pazarlaması, content marketing dediğimiz şey yapabileceğin en ucuz, en bedava olan şey. Akıllı bir şekilde yani bunu nasıl bir içerikler üretsem bununla ilgili sosyal medyada ücretsiz bir şekilde insanların dikkatini çekerim konusu. Çünkü başta sonuçta senin şu an bir influencer için bir bütçen var mı ya da bir Google? Hiçbir bütçem yok. Aynen öyle. Sıfır. O zaman iki sermayen var. Bir tanesi motivasyon ve inancın. Diğeri ise aklını doğru kullanmak. Yani zekanı. O zekanın en doğru kullanabileceğin en ucuz yol da içerik pazarlaması aslında. Nasıl ticaret yaptığın önemli. Toptan, perakende, online, fiziksel, geleneksel. Fark yaratma meselesi. Yani fark yarattığın sürece aslında neyi ne kadara sattığının da bir önemi yok. O farkı yaratmak lazım. Alo? Alo, Meylin merhaba. Bir soracağım sana. Evet. Bizim şeyde, calendar'da senin salı günü gözüküyor. 12'si olarak gözüküyor. Bir kapıya basabilir misin orada? Zile basıyorum ama açan olmadı. Bugün yazıyor benim takvimimde, salı değil. Tamam, ben kapıdayım, bekliyorum. Tamam, bay bay. Allah kahretsin. Efendim? Meylin. Alo? Tarihlerde bir karışıklık mı oldu? Ozan pazartesi yazıyor bizim takvimimizde. Ama ben sana demiştim ya hatta hani pazar günü şey olur, bizim çekimimiz var, hatta araya bir gün koyalım, bir yıl sonrasında yapalım dedim ya. Biz tam tarihi Aleyna ile konuşmuştuk, seninle konuşmamıştık. Seninle direkt okeyleştik çünkü duruma. Bak Aleyna da diyor ki benim zaten bugün ortodontik randevu var. Benim gün almam zaten imkansız diyor.
Allah, Deniz de geliyor şimdi. Sence nasıl çözelim maili? Hani gel dersen geleceğim. Seninle tek başımıza aslında halledebiliriz gibi. Yani senin gelme imkanın olur mu? Ev uzak mı çok? Saat dün gece kaça kadar 5'te falan geldim eve. Hey, of ya. 5'te kadar çıkmıştım ben. Bugün de dedim ki biraz uyuyayım dedim. Saat 3 gibi falan geçerim dedim ofise. Aha 3 gibi geçmişim, ha şimdi geçmişim yani. 1 gibi geçmişim, fark etmiyorum. Senin gelmen kaç olur peki? Hani şeyden soruyorum, ben tek başıma olsam hiç sorun değil. İstediğiniz gün yapalım ama şimdi ekip geldi ya, birazcık o beni tedirgin ediyor. Hani şimdi Deniz geliyor, Kadıköy'den tamam. Bir daha falan gibi. Tamam geleyim ben, problem değil. Abi takvimde niye pazartesi? Tüh ya, çok canım sıkıldı şu an. Ben ne kadar bekletirim seni? Bir saat. Bir saat. Okey tamam öyle yapalım. Kusura bakma Uzan ya, takvimde pazartesi yazıyordu, biz de böyle toplandık geldik falan. Ben canım sıkkın etrafta dolaşırken Ozan söz verdiği gibi tam bir saat sonra stüdyoya geldi. Herkes birbirini tanıyor. Allah! Ozan! Oy! Hoş geldin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Nasılsın? İyi sen? Ben de hepsine iyi. Alışıyor insan, hepsine ne fena. İlaçlar var sevdiğim, yıllardır görmediğim birileri var. Ürünler güzel mi? Güzel mi? Güzel, yansıması bol. Yapmak gayet güzel, ışıl ışıl ışıldayacak bunlar bence. Tamam. Şimdi senin kulağında çekeceklerimize gelelim. Ben farklı olanları çekme taraftarıyım. Her butikte olan olmasın. Tamam. Bence gold daha iyi olur. İkisini de bence seçenek olarak göstermek ister. Bir kulak mı diyorsun? Bence sarı renklerini çekebilirsin. Daha sonrasında da tekrardan onu renginin saturasyonunu alıp gümüş diye de tabii. Abi bak benzerini kullanıyorsun. Evet. Kulağında görmek isterim ben. Tamam o zaman. Senin sade ürünlerden net çektirmen lazım. Tamam. Her yerde var diye çektirmemezlik yapma. Bu yanlış bir şey o zaman. Yanlış. Tamam. Hem de fotoğrafın sana özel olması lazım. Tamam, baktığın zaman da çok fazla dijitalde bu tarz ürünün fotoğrafı, görseli var ama o görsel senin değil. Peki bir şey diyeceğim ya. Hani biz arkadaşız, bana indirimini yaptın. Evet. Benim gibi herhangi biri geldi, ürünlerini getirdi sana. Hı. Bir insanın ne kadar bütçeye sahip olması lazım böyle bir çekim yaptırabilmek için? Şimdi orada ürün adedi bir farklılık yaratıyor fiyatlandırmada. Ürünün yapısı farklılık yaratıyor. Şimdi biz takı da çekiyor olabiliyoruz, çanta da çekiyor olabiliyoruz, kıyafet de, tekstil de çekiyor olabiliyoruz. Bir fotoğrafçın, daha çok benim diye söyleyeyim sana, günlük bazda koyarsan 250 tane ürün çekebilirim mankenli olarak. Ama benim kendim için koymuş olduğum kota, atıyorum 100-150 arası bir ürün adedi çekiyorum ben. Hı hı. Video yoksa, video varsa 80-90 adet çekim gerçekleştiriyorum. Çünkü göz bir süreden sonrasında takıda görmüyor. Artık görmüyor. Ve o noktada iş iyi çıkmamaya başlıyor. Onun için kendimize koymuş olduğumuz bir kota var, onun üstüne çıkmıyoruz. Bunun için de yaklaşık olarak ortalama yani bir 40-50 bin lira gibi bir rakam ayırması gerekiyor. 80-90 yani. Ürün için 40-50 bin lira gibi öyle lazım. Bir rakam ayırması gerekiyor yani. Stüdyomuz var, ekipmanımız var, mankenimiz var. Manken falan da siz ayarlıyorsunuz. Tabii. Tamam. Instagram markası olayından çıkıyorsun. Profesyonel çıkıyorum, kesinlikle yaptım. Öyle. Aynen. Yani aynen. Profesyonel olması bence bir insanda bir böyle bir algı var ya. Çok net çekeceğiz her şeyi. Oley be. Hatta bir binaya giydirebilirsin yani. O kadar. O kadar net çekeceğiz. Ne zaman geleceksin? Bilmem ne. Abi zaten bu günü buna ayırdık yani. Neden şey yapıyorsun ki, geriliyorsun? Neden gerginsin? Bilmiyorum. Bunlar böyle şey, çok güzel tamam mı? Çok güzel bir iş. Ama bir şey yönetmek ve tek başına yönetmek zormuş. Bence bununla başlayalım. Ne dersin? Bence okey. Nasıl? Çok iyi. Tüm detaylar bizde şu an. Buraya bakıyorsun. Çok güzel. Geldim, bak şimdi.
bir bu fotoğrafa bak. Şöyle farkına bak, görüyor musun? İçindeki, içindeki yansımaya ya. Bak. Tamam, süper süper. Anladın mı? Anladım. Melin, bu saç ışığını beğendin mi? Bence böyle çok daha iyi oldu. Yani bu şuradan, açı da çok güzel oldu. Şuradan baksana. Gelen bir güneş ışığı gibi bir durum zaten var. Zaten sıcak bir şey istiyorum. Böyle daha yaz. Ne dedim? Doğal. Şöyle. Döndük kafanı biraz daha. Evet. Kolları. Ben takılara fısıldayan adam. Çok güzel. Gel benle dedim, serin ama girdim. Çok güzel, bir tane geniş. Süper. Bütün formu yakaladık. Hem burada kişi fotoğrafta yaşayan unsuru görmek istiyor. O ürünü nasıl sunduğunla alakalı olan bir şey. Bu senin ürünün. Aa, nokta nokta ürüne gelsin. Nokta tamam. Üründe kalsın. Evet, harikasın. Aynen, çektin, çektin. Gömüyor. Gömüyor. Ben de seni çekeceğim, gömüyor. Evet, Soner de kamera arkasında. Şu kısacık hayatı kana 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 kana. Rüzgar olup eseceğim, gökte süzüleceğim. Bu açısı değil de böyle daha karşıdan çekmek daha mı iyi? Heh, varmış. Varmış değil mi? Çekimimiz bitti. Şey şirketi olarak açtık zaten. Şahıs, o yüzden ismi koymadım. Nasıl? Direkt kendi adım mı? Şey diye açtım, kendi adımı açtım da. Yani ben ne yaptım da? Ama bizim konuşarken ilk yapmamız yani. Çok da düşünecek bir şey değilim yani. Nasıl? Aaa! En azından neyi sevdiğini bulabiliriz. Ben bunu iyi düşünmedim ya. Öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem hiç olamam ki.